Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. 21 Kasım 2013 günlerden ise Perşembe arkadaşlar. Saatlerimiz 15.28'i gösteriyor şu an itibariyle ve 15.30'da Amerika'dan gelecek olan verilerden 2 dakika önce şu anda arkadaşlar. Hep beraber verileri de şöyle bir karşılayalım istedim aslında. O yüzden biraz da bekletmiş oldum sizi bu durumda. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Euro dolar paritesine ve sterlin dolar paritesine bir tezat var gibi duruyor. Trendsel anlamda bugünkü korelasyondan bahsetmiyorum kesinlikle. Ve arkadaşlar baktığımız zaman 34-60 civarlarında bizim kırılma seviyemiz biliyorsunuz bugün 34-76 ile 35-00 arasındaki bölge. Ve arkadaşlar bu bölge kırılmadığı takdirde geri çekilme beklentimiz devam ediyor hala. Trendsel bazda bu seviyenin altında aşağı doğru hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz daha kuvvetli olacaktır. Nereye kadar bu geri çekilmeyi görebiliriz arkadaşlar? Öncelikle 34-14 civarlarına kadar, sonrasında ise 33-76 ve 33-14 civarlarına kadar da arkadaşlar geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. Eğer ki geri çekilme olacak ise yavaş yavaş hareketlenme başladı zaten sizlerin de görmüş olduğu gibi. Evet, bu seviyeden aşağı doğru ilk hedefimiz yaklaşık olarak 60 pip civarlarında arkadaşlar. Bakalım bu geri çekilmeyle karşılaşacak mıyız? Bu geri çekilme devamını getirecek mi? Aşağı yönde eğer getirirse de 34-14. Sterlin dolarda ise arkadaşlar yukarı hareket beklentimiz vardı bugün. Dediğimiz gibi yani korelasyon çok çok fazla aramadık. Buradaki önemli direnci belirttik. Aşağıda ise arkadaşlar 1.6030 civarlarında bir destek seviyemiz vardı ve bu destek seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentisi içindeydik ve arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi açılıştan sonra 200'lük hareketli ortalamaya ve buradaki Fibo seviyesine değdi. Bu zaten şablonlarınızda vardır. Dünkü şablonları yükleyen arkadaşlar da zaten görmüşlerdir muhtemelen. Buraya kadar değdik arkadaşlar ve buradan yukarı doğru bir tepkiyle karşılaştık. Ve ilk hedefimiz 61.22 seviyesiydi. Bu seviyeye de ulaşmış olduk. Sonrasında devamı gelir mi arkadaşlar? Şimdi haberlere şöyle bir bakalım. Hatta sizlerle beraber bakalım arkadaşlar. Gelen açıklamalarda yine Forex Park'taki diğer arkadaşlarımız giriyorlar zaten gelen verileri. İşsizlik sigorta başvurularına bakıyoruz. 323 bin gelmiş. Ve beklentiye baktığımız zaman 335 binlik bir beklenti vardı. 323 bin işsiz sigorta başvurularında bir düşüş var. Arkadaşlar bu rakamların düşük olması iyi bir şeydir. Onu tekrar hatırlatayım. Rakamların düşük olması doları değerlendiren bir etkendir ve euro dolar paritesini aşağı çekme potansiyeli olan bir veridir arkadaşlar. Devam eden işsizlik sigorta başvurularına bakıyoruz. Aynı şey bu rakamın da düşük gelmesi arkadaşlar olumdur, yüksek gelmesi olumsuzdur. Dolar için konuşuyorum ve 2.863 beklenirken 2.876 gelmiş. Yani bu ne demek oluyor? Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni başvuruların sayısında bir azalma var. Yani daha doğrusu azalma yok. Evet azalma var mı bakıyorum. Önceki aya göre evet hem azalma var. Zaten çok küçük bir azalma bekleniyormuş. Daha da farklı, daha da fazla bir azalma gelmiş. Ve aynı zamanda Amerika'dan gelen verilerde de yani burada hafif bir artış söz konusu devam eden işsizlik sigortası başvurularında. Yani daha önceden başvuru yapılmış ve bu başvuru hala devam ediyor şeklinde yorumlayabilirsiniz bunu da. TÜFE rakamlarına bakıyoruz arkadaşlar. Beklentiyle aynı. Buradaki rakam aylık ve yıllık bazda enflasyon sabit kalmış arkadaşlar. Yine çekirdek rakamlara baktığımız zaman da burada hafif bir artış var. Yine aylık ve yıllık bazda da hafif hafif artışlar gözüküyor şu anda burada görmüş olduğunuz gibi. Ve özellikle sizin sigorta başvurularındaki bir olumlu bir olumsuz veri arkadaşlar paritede çok çok ciddi bir hareket yaratmadı görmüş olduğunuz gibi. 34-60 civarlarında hareketine devam ediyor şu an itibariyle parite. Az önce çok küçük bir hareket yaptı. 5-6 piplik 34-54'e kadar gelip sonra tekrar 61'e çıktık. O yüzden bu haberler bizim analizimizi değiştirecek yönde değildir. Onu belirteyim. Yani 34-76-35-00 arasındaki bölge kırılmadığı takdirde geri çekilme beklentimiz devam ediyor. Euro-dolar paritesi için düzeltme hareketi güzel oldu. Buradan bir tepki gelirse öncelikle 34-14 tekrar söylüyorum ve 33
1.76'ya kadar hareketin devamı gelebilir. Peki ne oldu da arkadaşlar bu şekilde bir geri çekilmeyle karşılaştık geçtiğimiz gün? Biliyorsunuz dünkü kırılma seviyemiz bizim 35 ile 33.80 arasındaki bölge, 86 arasındaki bölgeydi. Ve arkadaşlar dedik ki 34.86'nın üzerine kaldığı sürece bu geri çekilmeler yukarı hareket fırsatıdır diye sizlerle paylaştık. Ve şu civarlardan bir yukarı tepki bekliyorduk ama çok ani bir harekette zaten hiç buradan alım fırsatı vermeden size arkadaşlar yukarı doğru tepkiyle 86'nın altına doğru bir hareket gerçekleşti. Sebebi de yine Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizlerini artık daha da düşürebileceği beklentisi arkadaşlar. Bu yönde yapılan açıklamalar sebebiyle bir anda hızlı bir aşağı tepkiyle karşılaştık. Sonrasında ise zaten Fed'den gelen toplantı sonuçları arkadaşlar iyice artık hareketin biraz daha devamını getirdi ama zaten şu kapanış, şu saatlik kapanış geri çekimenin devamının geleceği yönünde güzel bir sinyaldi. Kırılma seviyemizin altına indikten sonra zaten geri çekilme de devam etti. En azından gece saatlerinde 48 pip civarlarında devam etti. Sonrasında bugün hafif bir geri çekilme daha da karşılaştık. 34.00'a kadar neredeyse geldik. 33.99 falan gibi galiba dip seviyesi. Buradan bir düzeltmeye geçti. Ben bu hareketin bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Görünen şu anda bu. Bu civarlardan yeni bir geri dönüşle karşılaşma potansiyelimiz olabilir. Peki arkadaşlar dün Fed ne dedi? Bu konu hakkında da zaten hani anlık tepkilerini incelemek için gece analizlerine zaten yeterli yorumu yaptık sizlere, paylaştık. Ama hani genel anlamına baktığımız zaman Fed'in söylediği şeyler aslında çok çok farklı değil. Sadece arkadaşlar hani yine kafa karışıklığına sebep olacak açıklamalarda bulundu. Yine parasal genişlemenin her an ya doğrusu hani önümüzdeki aylarda yani miktarının azaltılabileceğinden bahsetti ama ne bir tarih verdi, ne bu ay mı, öbür ay mı, ondan sonraki ay mı, Mart mı, Aralık mı, herhangi bir sinyal yok bu konuyla ilgili ama zaten bilinen bir şeydi bu parasal genişleme konusunda bir azaltmaya gidilmesi gerektiğini. O yüzden arkadaşlar çok çok da fazla dikkate alınması gereken bir şey değil açıkçası bu. Ama baktığımız zaman şu anda kısa vadeli trend yine tekrar aşağı dönmüş durumda. Yani genel anlamda baktığımızda şu andaki en büyük etkisi bu. Ama zaten trend arkadaşlar ECB'den gelen açıklamalarla beraber ki bu açıklamayı kim yaptı ben hala bu konuda net bir şey göremiyorum. Yani neden şu tam FED tutanaklarından önce böyle bir hareket gerçekleştirdi? Neden belirsiz sürpriz bir zamanda bunu yaptılar? Gerçekten dikkat çekici ve ilginç bir yaklaşımdı arkadaşlar. Hani gecenin akşam saat artık şurada bakın 5.30 civarlarında gerçekleşti sanırım. 5.30 civarlarında böyle bir haberle karşılaşmak ilginç oldu gerçekten de. Ama işte piyasanın biraz da tuzu biberi bu. Yeri geldiğinde bazen bu tarz sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz. O yüzden zaten bu haberlerin gelebilme ihtimalini varsayarak risk yönetimi gibi bir şeyden bahsediyoruz size. Lot miktarlarını düzgün ayarlayalım diye. Yoksa zaten kaldıraçlı piyasanın en büyük dezavantajı da bu oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Normalde baktığınız zaman gün içerisindeki hareket aralığı yaklaşık 50-60 pip civarlarındayken 1 dakika içerisinde yani 5 dakika içerisinde 85 piplik hareketlerle karşılaşıyoruz. Sonrasında devamı geliyor. Bu güzel. Yani en azından bakın kırılma seviyemizin altında saatlik bir kapanış var ve devamı 50 pip civarlarında geldi. Yani 86, 85, 90 ya da 35.00'dan böyle bir deneme yaptıysanız bakın burada 35 piplik bir zararınız oldu. Arkasından da 50 piplik bir kar almış olabilirsiniz konuşmayla beraber ya daha doğrusu Fed'in açıklamalarıyla beraber. O yüzden analizleri doğru takip etmenizde fayda var ve bu hareketleri yakalarken de arkadaşlar yakalamaya çalışırken de lütfen stop seviyelerini de doğru şekilde ayarlamayı dikkat edin. Bahsettiğimiz kırılma seviyelerinin altında çok da fazla ya da üzerinde artık eğer ki bir aşağı trend varsa üzerinde diyebiliriz. Çok da fazla ısrarcı davranmayın. Peki bakalım Fed ne yapacak? Şimdi asıl merak edilen soru hala bu. Dün de söylemiştim bence Fed de şu anda bilmiyor ne yapacağını. O yüzden bir kararsızlık hakim olmaya devam ediyor.
Fed'in yapacağı şeylerden ziyade artık piyasanın bunları nasıl algıladığına bakıp zaten fiyatlar bize her zaman en doğruyu söylüyor. Trendleri takip etmeye çalışmak en mantıklı olacaktır. Zaten orta vadeli trendinde sürekli olarak aşağı olduğundan bahsediyorduk. Bu aşağı trende devam ediyor. En azından arkadaşlar bakın 4 saatlik grafiklerde şurada görülen kanal kırıldı. Artık kırıldı arkadaşlar. Bakın şurada bir kanalımız vardı. Şu şekilde tepe noktaları şurası olabilir dedik, şurası ya da şurası olabilir dedik. 3 tane tepe noktası var. Kanal kendini biraz daha genişletebilir ve şu bölgeye de çıkabilir demiştik sizlere hatırlıyorsanız. Özellikle şuradaki tepe noktalarını baz aldığımız zaman. Ama kanalı bu şekilde aşağı doğru kırdı ve o yüzden de ben bu hareketleri şu an itibariyle düzeltme hareketi olarak algılamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve piyasadaki öncüler sanki yukarı hareketleri geri çekilme fırsatı olarak değerlendirecektir ya da bu şekilde söyleyebiliriz. 35'in altında kaldığımız sürece arkadaşlar. Yani dün ECB'nin yaptığı açıklamalar, yani Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar sanki artık Avrupa'nın da kurun çok çok yüksek olmasını istemediğini gösteren bir açıklama da olabilir. Çünkü tam toplantı tonakları öncesi bir aşağı hareketi başlatması yani psikolojik olarak yatırımcılar içinde bir etki yaratıyor muhtemelen. Ve belki de ECB'nin düşüncesi buydu ya da ECB'de bu konuda açıklama yapan şahsın beklentisi buydu. Ve hani aşağı doğru bir trendi başlatayım. Fed de muhtemelen kendi planlarına göre şöyle şöyle açıklamalar yapacak. Çok da net olan şeyler olmayacak. O yüzden trendin devamında gelirse pariteyi belki de biraz daha düşürebiliriz şeklinde bir yaklaşım içerisindeydi. Bilemiyoruz artık ama sadece bunlar varsayımdır. Olan şeyleri yorumlamaya çalışıyoruz. Ama görünen şey şu anda hala trendin çok da fazla yukarı yönde olmadığı. Zaten orta vadede aşağı trend içerisindeydik. Kısa vadede ise şöyle bir kanalımız vardı. Bu kanalın da artık dibine inmiş durumdayız. O yüzden çok da fazla yukarı hareket konusunda ısrarcı davranmayalım. Özkan Bey demiş ki İzmir'den öte çıkış yok. Yani Serkan Bey demiş 35. Aynen öyle arkadaşlar. 35'in üzeri birazcık zor gözüküyor şu anda. Daha doğrusu yani zor gözüküyor derken çok çok zor gözüküyor değil. Yani bir habere bakar sadece arkadaşlar. Yani o kadar da çok zor ve imkansız bir şey olduğundan bahsetmiyorum ama hani şunu söyleyebilirim ki 1.35'in üzerine geçilmeden artık hani yola devam etmeyelim. Hani trene bineceğimiz yer artık 35'lerin geçildikten sonra ancak böyle bir harekete geçebiliriz. 35'ler geçilmediği takdirde İstanbul'a doğru yani 1.34'lere doğru bir harekette karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli olacaktır. Peki arkadaşlar, şimdilik bunu söyleyebiliriz Euro-Dolar paritesi için. Biraz uzun oldu özetler için ama hani temel analizi de birazcık işin içine kattığımız için oldu ve hani günde bugün de bir tek bir canlı yayın yapacağımız için biraz daha detaylı olarak anlattık. Sterlin dolara geçtiğimiz zaman arkadaşlar sterlin dolarda 1.6030 orta vadeli bir destektir ve bu desteğin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentim devam edecek. Nereye kadar derseniz arkadaşlar zaten 61.22 ilk hedefti. Buranın üzerine kaldığımız sürece de 61.60'lar şu an için karşımıza çıkan bir nokta olacak. 61.60, 61.78 ve 61.30'lar karşımıza gelebilir. Bakın 200'lük hareketli ortalamadan bu yaptığı arkadaşlar bakın şuradaki bölge, şuradaki bölge ve şuradaki bölge ortalama olarak neredeyse bu civarlardan hep geri dönüşlerle karşılaştık. O yüzden daha trendin kırıldığını söyleyemeyiz. Hani çok çok kısa düşünenler bile şu bölgelerden bir geri dönüş bekleyebilirler. Ve arkadaşlar Abdullah Bey de burada obo var gibi demişler. Yani tabii obo var. Hani şuradaki bölgenin bir omuz olduğunu düşünebiliriz. Buradasının baş ve şu bölgenin de arkadaşlar eğer buradan bir geri dönüş olursa bakın neredeyse tam şu tepe seviyelerine yakın yerlerden bir geri dönüş olma potansiyeli var. Buradan bir geri dönüş var mı derseniz olur mu derseniz denemeye değer olabilir arkadaşlar ama şuradan gireceğiniz pozisyonun stop seviyesi mutlaka 61.80'in üzerinde olmalı ki o da yaklaşık 60 pip'lik bir stop anlamına gelir. Hani buna eğer ki katlanırım derseniz olabilir ya da scalp işlemi yapıp arkadaşlar hani şuradaki tepelerin hemen üzerine yani 61.50 civarlarının üzerine arkadaşlar stopu yerleştirirsiniz ve geri çekmenin devamını beklerseniz hani eğer ki satıcıysanız
şu anda bu parite için ki euro dolarda eğer ki geri çekilme beklentimiz devam eder ve 34'lerin altına doğru bir hareket başlar ise o zaman herhalde sterlin dolar da çok çok da fazla yukarı hareket konusunda ısrar edemeyip bir düzeltme hareketi yapıp yeniden şu bölgeye ya da yani şurada görmüş olduğunuz 60-75'lere ya da arkadaşlar tekrar 60-45-60-30 aralığına doğru bir hareketle karşılaşabilir tabii ki. Zaten hani çok da net olarak gözüküyoruz saatlik grafiklerde. Bakın bu cuma, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe. Bu hafta için arkadaşlar bant aralığı yaklaşık 115 pip civarlarındaki sterlin dolar için bu tam anlamıyla bir yatay banttır arkadaşlar. Günde 150 pip yapmaya alışık olan bir paritenin bir hafta boyunca ya da 4 gün boyunca sadece 100-150 pip civarlarında bir hareket aralığında gidip gelmesi bence birazcık yani birazcık değil tamamıyla yatay bir bant içerisinde olduğunu bize gösteriyor. O yüzden yani şuradaki tepelerin üzerine yani 61-78'in üzerine stop koymak koşuluyla şuradaki omuz baş omuz formasyonunu gerçekleşme potansiyelini ihtimaller dahiline alabilir ve buna göre de trade edebilirsiniz eğer ki size de uygun geliyorsa. Bakın omuz baş, hani tam olarak arkadaşlarımız da görsün diye bu şekilde işaretliyorum. Bir omuz var. Bu geri çekilme bizi dediğimiz gibi tekrar 60-66'ya ya da 60-45-30 arasındaki bölgeye kadar taşıyabilir ki eğer ki gün içi çalışıyorsanız, gün içi trade ediyorsanız bence arkadaşlar hani 60-66 civarlarının altını görmeden de çok da fazla ısrar etmeyin. Yani buradaki pozisyonlar şu civarlara kadar yaklaşık 50 pip hedefle kapanabilir. En şey ihtimalle. Hani sınırı zorlayayım diyorsanız, bakın gün içi çalışıyorsanız yani kısa vadeli trade ediyorsanız sınırı ancak 60-66'ya kadar zorlarsınız. Sonrası için artık bir kırılma beklersiniz. Ve kırılmayla beraber belki yeniden arkadaşlar 60-30'lara kadar hareketin devamını beklersiniz. Ama burada bir takılma yapma potansiyelimiz yine kuvvetli. Yani euro dolarında hani 34'lerin altına doğru bir hareket, 34'lerin altına doğru bir hareketle karşılaşması da durumunda ancak buradaki 60-30'larda geçilebilir belki. Bunu da söyleyelim. Ve arkadaşlar altına baktığımız zaman ise dün muhteşem bir gün yaşadık yine. Biliyorsunuz arkadaşlar altın için buralarda hep aşağı hareket bekliyorduk. Burada yukarı hareket beklentimiz vardı. Tam destekten bir yukarı hareket geldi. Bu geçtiğimiz cuma günüydü. Pazartesi günü şu bölgenin altında aşağı hareket bekledik. 230 piplik bir hareket gerçekleşti. Salı günü arkadaşlar aşağı hareket bekledik. Kırılma seviyemizin altında kalmamıza rağmen tam yatay bir piyasa vardı. Yaklaşık 80 pip aralığında, 8 dolar aralığında sıkışmış bir parite vardı. Dün arkadaşlar çarşamba günü yine aynı şekilde aşağı hareket beklentimiz vardı. 1280-1284 aralığında şu bölgeydi kırılma aralığımız. Ve aşağı hareket beklentimizde yine açılış fiyatına göre baktığınız zaman yaklaşık 345 pip civarlarında bir kar alınmış oldu. Şu anki durum nedir? Arkadaşlar bakın böyle geldik. Sonra tekrar yukarı, tekrar burada bir M işareti var. Bugünkü hareketin adı M arkadaşlar. Bugün altın M yapıyor. Bu M yaptığı için de yaklaşık olarak 1240-24'e kadar bir geri çekilme mümkündür. Ama yani 1240 civarları kırılmadan çok fazla yukarı hareket aşağı hareket potansiyelini artık değerlendirmeyin. Ancak 1240 seviyesinin altına doğru bir hareket görürsek 1231-90'lar ve 1218-42 orta vadeli bir hedeftir. Buraya kadar da geri çekilmeler mümkün olabilir. Tamamdır. Şu an için altın için söyleyeceğimiz şey bu. 1240'a dikkat. Bunun üzerinde kalırsak hafif düzeltme hareketleri 1253-73'e kadar gelebilir. Sonrasında 1261 civarları belki 1260-1261 bu civarlara kadar bir hareket mümkün olabilir. Ama bakın bunlar trende ters, yani bir düzeltme hareketi bekliyorsanız ancak sizler için geçerli olabilir bu hedefler. Aksi takdirde trend aşağı olduğu için bence 1240'ların altına doğru bir hareket bizi daha sağlıklı ve daha hızlı şekilde hedefe ulaştıracaktır diye tahmin ediyorum altında. O da 1240-24'ün altında 1231-90'lar ve 1218-42'lere doğru bir hareketin devamını getirmek için yolu açacaktır. Yani önümüzde bir engel var. Şurası 1240.24. Burayı şöyle bir atlayabilirse, zıplayabilirse üzerinden
ya da kuyu kazıp altından geçebilirse hiç fark etmez. Geri çekilme, yani trend aşağı doğru olmaya devam edecek gibi duruyor. Tamamdır arkadaşlar, şimdilik bunları paylaşmış olduk. Son olarak bir de dolar TL'ye bakalım arkadaşlar. Dolar TL için ne diyebiliriz? Bugün için zaten biliyorsunuz 2.00 seviyesi bizim için kritik bir destekti. Dün aşağı doğru bir hareket bekliyorduk arkadaşlar. 2.00.13'e kadar gelip yukarı doğru tepkisini verdi. Çok da güzel oldu. Bugün için yine 2'nin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentimiz aynen devam. Nereye kadar bu hareket derseniz de arkadaşlar. Bakın şuradaki bölgede güzel takılmalar yaşıyoruz şu an itibariyle. 2.0230 civarlarında. Yani 2.00'ın üzerinde doğru bir hareket ve kalıcı olarak bunun üzerine kapanışlar görürsek, ki şu an itibariyle 2.01.90'ın üzerinde bir kapanış daha göremedik. O zaman 2.02.60 ve 2.03.16'ya doğru tepkilerle karşılaşabiliriz. O yüzden arkadaşlar yukarı hareket potansiyelimiz hala devam ediyor. Özkan Bey demiş ki 2008 krizindeki seviyelere getirecekler herhalde demiş. 2008 krizindeki seviye nedir? Şöyle bakalım arkadaşlar haftalık, aylık grafiklerden. 2008. Yani şuradaki seviyeler. 2008-2009. Şunları mı diyorsunuz? Anlayamadım. Peki arkadaşlar, durum şu anda bu. Dolar TL içinde yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. 2.02'ler şu anda kuvvetli bir direnç konumunda. Bu direncin eğer kırılmasıyla beraber yukarı hareket devam edebilir. Aksi takdirde yine hafif hafif geri çekilmeler, düzeltme hareketi olarak 2.01.07 ve 2.00.50'ye kadar da devam edebilir. Görünüm şu anda bu yönde Euro dolar TL paritesi için arkadaşlar. Peki bakalım, bunu da bitirdik ve dolar Japon'a hemen şöyle kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Burada da biliyorsunuz yukarı hareket beklentimiz var günlerdir. 100 seviyenin üzerine çıktıktan sonra bile sürekli olarak 99.30, 99.55, 60, 80 bu civarlar hep bizim için önemli seviyelerdi. Hatta dün akşam analizinde de sizlerle ne paylaştık forexpark.net üzerinden? Gece saat 01.43 analizinde dedik ki dolar Japon yeni için trend yukarı olmaya devam ediyor. 99.72'nin üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar, bizim kırılma seviyemiz 99.72 idi. Bakın grafiklere bakarsak şuradaki bölgeydi arkadaşlar ve açılıştan sonra zaten yukarı hareket devam etti. Hedeflerimiz 100 nokta kaçmış bakalım tekrar buradan. İlk hedef 129, sonrasında 146 ve 167 olarak belirtmiştik ve sonrasında 101.34 orta vadeli bir hedefti arkadaşlar. 100.67 hedefine kadar geldik. 100.67 hedefinin de artık üzerine doğru hareketler var. 101.30'lara doğru bir çıkış devam edecek mi acaba? Bunu da bakın şöyle yapalım. 101.30 bu civarlar işte arkadaşlar. 101.30 kaçmış bu, bir daha bakalım. 101.34 işte arkadaşlar, tam olarak şuradaki seviyenin birazcık altı olarak düşündük bunu. Şu bölgeye kadar da hareketin devamının gelme potansiyeli var ama artık orta vadeli bir direnç olarak da bunu kullanabilirsiniz. Tamam mı? Dolar Japon trade edenler için her şey istediğimiz gibi gidiyor. Dolar Japon'un da trend devam ediyor yukarı yönde. 99.72 bugün için kırılma seviyemiz. Yavaş yavaş herhalde bu gece analizlerinde biraz daha yukarıya çıkartacağız bu kırılma seviyemizi ve gelecek olan potansiyel düzeltme hareketleri arkadaşlar piyasadaki oyuncular tarafından sanki yine yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirilebilir gördüğümüz kadarıyla. Peki dolar Japon yine de bu şekildeydi. Şimdilik arkadaşlar gece analizinde başka bir şey paylaştık mı biz sizle? Bir de AUD/USD paylaşmışız. AUD/USD içinde arkadaşlar, neyse bunu özetler bitirelim artık. Çok uzadı çünkü özet kısımlar. Bunu da arkadaşlar özetlerden sonra daha doğrusu şimdi bitiriyoruz ve AUD/USD ile devam edeceğiz.
Fakat canlı yayın özet kısmını şimdilik sonlandırıyorum. Özetleri eğer ki YouTube ya da bizim web sitemiz üzerinden ya da farklı bir web sitesi üzerinden takip ediyorsanız her gün yapmış olduğumuz canlı yayına da katılmanızı ısrarla ve ısrarla önerdiğimizi tekrar hatırlatalım. Hoşça kalın, hatırlatalım.